Baba. Geçecek, hepsi anne. Geçecek. Babacığım. Geçecek ya. Neredesin? Anne. Bütün bu acılar bitecek. Hepsi geçecek. Beni niye terk ettin? Anne, baba. Neredesin? Beni bırakmayın. Yok, bırakmayın. Anne. Anneciğim. Nasıl ulaşacağım bu yavruya? Anne. Umutsuzluğa kapılmayın. Yanıma gel. Bir öneriniz mi var? Anne. Çocuk birçok korkulu evreler geçirdi. Baba. Onu yeniden kazanmanız için yaklaşım biçiminiz çok önemli. Sevecen olmalısınız. Beni terk etmeyin. Önerileriniz için teşekkürler. Ancak sizden ricam, bilgi alanlarımızı karıştırmayalım. Anne. Amacım bilgi alanınıza anne, girmek değildi. Ben de bir zamanlar tıp öğrencisiydim. Ama devam edemedim. Amacım anne, iyi bir psikiyatrist olmaktı. Çocuğa gelince baba, değişken reaksiyonlar içinde. Yani atipik tablo. Baba. Anne. Canım. Anneciğim. Baba. Canım. Ne yapıyoruz komiserim? Çocuğu al, morgda buluşalım. Sapık ne durumda? Kurşunlar çıkarıldı. Yoğun bakımda inanılmaz bir mücadeleyle ölüme meydan okuyor efendim. Ben morga gidiyorum. Orada görüşürüz. Vurduk. Acımadı değil mi? Ha? Hadi şimdi sen de bana vur. Tamam mı? Bak hadi. Evet çok güzel. Buna da. Hadi vursana. Hadi. Evet. Çok güzel. Bir daha. Aferin. Çok güzel. Hadi bir daha oynayalım. Hadi gel. Gel şimdi. Gelsene. Gel hadi. Gel. Hadi gel. Gel hadi. Atipik tablo çatladı. Kozadan yepyeni bir dünya filizleniyor. Ay canım yavrum. Meslektaşınız mı? Öğretmen. Çocuk yetiştirme yurdunda. Benden sonra çocukla o ilgilenecek. Çocuğun gitme zamanı gel. Durumu oldukça iyi. Ancak biraz daha kalmasında fayda var. Gördüğüm kadarıyla öğretmen hanımla çocuk uyum içindeler. Ona alışmaya başlamıştım. Özlediğiniz zaman yetiştirme yurduna gidebilirsiniz. Yaşayan bir yakını yok mu çocuğun? Bu sorunuz bugün açıklık kazanacak. Pek anlayamadım. Çocuk sapık tarafından öldürüleceği gece alkolik bir adam kayıp çocuk bürosuna gelmiş. Bu sırada vurucu timler çocuğu kurtarmak için harekete geçmişler. Açık telsizden gelen sedayı dinleyen alkolik adam bu benim oğlum diye bir süre bağırmış. Çocuğun babası gerçekten o muymuş? Bunu çocuk belirleyecek. Peki bu durumda çocuğu babasına mı teslim edeceksiniz? Hayır. Peki yasal olarak hakkı değil mi? Ancak yaşayan bir baba olursa hakkı. Yani? Adam morgda. Nasıl olmuş? Operasyon sürerken kalbi dayanamamış, kayıp çocuk bürosunda yaşamını noktalamış. Çocuğu morga götüreceğim. Yok buna izin veremem. Ceset bir aydır buzdolabında bir tanıdık bekliyor. Çocuk buna hazır değil. Morgda yeni bir şoka girebilir. Biz bunun önlemini aldık. Cesedi ayrı bir bölmeye ayırttık. Belli bir tarihten sonra sahipsiz cesetler toprağa verilir. Eğer bu ceset çocuğun babasına aitse çocuk yetiştirme yurduna verilir. Ya babası değilse? Baba yaşıyor demektir. Bu da çocuğa yeni bir yaşam kaynağı olacak. Ve babası bulununcaya kadar yetiştirme yurdunda kalacak. Peki o ceset babasına aitse çocuk yeniden kozasına çekilmez mi? Gerçek bir sevgi her kozayı çatlatır. İzninizle komiser beni morgda bekliyor. Öğretmen hanıma söyleyin hazırlansınlar. İyi günler. Açar mısın? Kapat. Anne.
zamanlar omuzunda gezdiler. O sıcak ellerin ne kadar soğuk. Bunların hepsi benim yüzümden. Kendi küçük dünyamda koskoca dünyayı sırt üstü yere getirdim. Ben bir suçluyum. Babacığım. Babacığım. Baba. Niçin beni yalnız bıraktın? Niçin? Hiç beni sevmiyor muydun? Babacığım. Babam benim. Baba. Yeter artık, çocuk acı çekiyor. Durun hocam. Bırakın boşalsın. Neden beni yalnız bıraktın? Önce annem, sonra sen. Artık yaşamak istemiyorum. Sessiz olmak bana acı veriyor. Beni de alın yanınıza. Alın beni yanınıza ne olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yuvana hoş geldin yavrum. Öğretmenin seni çok seviyor. Benim en iyi arkadaşım diyor. Ben bu yurdun müdürüyüm. Çocukların sorumlusu olan kişiyim. Eğer sen de müdür olmak istiyorsan çabuk büyümelisin. Gülmek güzeldir yavrum. Yakında sen de tadacaksın. Birer kahveye ne dersiniz? Reddettiğimi hiç hatırlamıyorum. Hadi buyurun. Hadi canım. Buyurun. Şöyle buyurun. Geçmişini pek kurcalamayın. Acı çekmesini istemem. Kısa zamanda normale döner. Haftalardır yan yanayız. Ancak pek tanışamadık. Öyle oldu. Meslekte yenisiniz galiba. Nasıl anladınız? Bu kadar genç oluşunuzdan. Evet, bu üçüncü yılım. Ya siz? Sizden birazcık kıdemliyim. Tamı tamına 10 yıl. Oldukça yıpranmışsınız. Emeklilik ne zaman? Bir ay sonra balık avlama özgürlüğüne kavuşacağım. Bensiz mi? Sen koltuğuna fena yapışmışsın. Ben de yakında oltamla beraber seninle olacağım. Bak işte buna inanmam. Geçtik yıllarımızda olduğu gibi gene balıkların korkulu rüyası olacağız. O gençlik yıllarımızdaydı. Şimdiki genç balıklar iki ihtiyarla alay ederler. Seni sevgi dolu ellere teslim ediyorum. Bir istediğin olursa öğretmeninden çekinmeden isteyebilirsin. Ben görevimi yaptım. Arayı açmadan görüşelim mi? Hadi eyvallah. İstediğin zaman hazırım ben.
kabul edersen arada bir ziyaretine gelebilir miyim? Ne dersin? Kendimi suçlu buluyorum. Siz görevinizi yaptınız komiserim. Yaşama dönüş yaptığı bir sırada yeniden kozasına çekildi çocuk. Pek yakında yurttaki çocuklarla kaynaşır efendim. Evet, umarım öyle olur. Topu atar mısın? Hey, atsana topu. Aramıza hoş geldin. Acı çekiyorsun değil mi? Geçmişte ben de çok acı çektim. Zamanla yaşamın güzelliğini tadarsın. Bizle top oynamak ister misin? İstediğin zaman takımdaki yerin hazır. Size çocuğun böyle bir görüntüye hazır olmadığını söylemiştim. Şimdi suçlamaları bir yana iterim de çocuk hakkında bir öneriniz var mı onu söyleyeyim. 2 haftadır hiçbir arkadaşıyla ilişki kurmadığını öğrendim. O cesedi görmesi şart mıydı? Evet, maalesef yasalar bunu gerektiriyordu. Asıl suçlu benim. Bir doktor olarak çocuğu size vermemem gerekirdi. Yasalar bana da bu hakkı tanıyor. Lütfen bunu tartışmayalım doktor hanım. Şu aşamada çocuğun size ihtiyacı var. Ona tekrar yaşamayı sevdirebilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gelmenize sevindim. Ayrıca ben de sizi arayacaktım. Bir durum mu var? Var. 3 gündür düşünüyorum. Ancak sağlıklı bir sonuca ulaşamıyorum. Evet. Çocuğu bir aile evlat edinmek istiyor. Çocuğun sorunlarını biliyorlar mı? Evet. Çocuğu birkaç defa görmeye geldiler. Peki çocuk ne düşünüyor?
durumu ayrıntılarıyla anlattım. Nasıl karşıladı? Derin bir suskunluk içinde. Yalnız... Yalnız ne? Çocuk kendisini evlat edinmek isteyen aileyle gözle görülen bir biçimde sıcak ilişki içinde. 3 gün önce ilginç bir şey oldu. Nasıl? Kadın çocukla konuşurken yere düştü. Çocuk bu durumu çok komik bulmuş olmalı ki gülmeye başladı. Bunun üzerine kadın çocuğa gülerek, "Sanırım biz ihtiyarlara düşmekten sen kurtaracaksın," dedi. Çocuk gülerek kadının elini sıkıca tuttu ve kalkmasına yardımcı oldu. Bu sevindirici bir gelişme. Sizi düşündüren mi? 3 gündür pencereden ayrılmıyor. Yorumunuz nedir? Sanırım o yaşlı 2 insanı düşünüyor. Pencereden onların gelmesini bekler gibi sürekli giriş kapısına bakıyor. Nasıl bir aile? 50 yaşlarında bir çift. Kural ve yasalara uygun bir aile. Hiç çocukları olmamış. Tanınmış ve zengin bir iş adamı. Düşünmek için kendilerinden zaman istedim. Yarın yine gelecekler. Son karar sizde. O zaman yarını bekleyelim. Bu insanları tanımak isterdim. Ben de. Yarın benim için acı bir gün olacak. Orada olmak istemiyorum. Buna bu kadar mı bağlısınız? Hem de nasıl. Sanki aynı kanı taşıyormuşuz gibi. Onsuz geçen dakikalar bana acı veriyor. Günün birinde sizin de olacak. Ona da böylesine sevgiyle bağlanacaksınız. Onu ben evlat edinmek isterdim. Bunun için evli olmanız gerek. Çocuk için evlilik yapmaya hazırım. Siz de aynı şeyi yapmaz mıydınız? Hem de nasıl yapardım? Ancak eşimle ayrılabilmek için 2 yıldır adliye koridorlarında savaş veriyorum. Çocuğunuz var mı? Hayır. Ayrılma nedeniniz? Evliliğimizin 3. yılında aynı çatı altında 2 yabancı gibi yaşamaya başladım. Çoğu gecelerimi arkadaşlarımın evlerinde geçiriyordum. Üzgünüm. Sizi de üzdüm. Önemli değil. Benim saklayacak hiçbir şeyim yok. Sizi tanıdığıma sevindim. Ben de. Birçok ortak yanlarımız var. Özellikle çocuğa olan duygularımız. Öyle bir çocuğum olmasını çok isterdim. Hı hı. Varlığımızdan haberi yok. Merhaba. Hoş geldin. İçeride birer kahveye ne dersiniz? Hayır derim. Ciddi olamazsın. Bu iş sonuçlanıncaya kadar ciddiyim. Geldiler.
Bu ev senindir oğlum. Uykun geldi mi yavrum? O zamandan beri oradan haber aldım. Hayır. O da ne olmuş olabilir? Yakında okula başlayacaksın. Erken yatmaya alıştır kendini. Peki efendim. Dişlerini fırçalamayı unutmuyorsun değil mi yavrum? Hı? Çok tertipli değildi ama gene de her şeyi yerli yerine. Hayır efendim. İyi geceler. Anlıyorum. İyi geceler, geceler yavrum. Fikirler genellikle öyledir. Bir şey yerlediniz mi? Hayır. Gerçek yaşamı tatmaya başladım. Burayı biri aramış. Onca yılımız boşu boşuna su gibi aktı geçti. Kupkuru meyvasız iki ağaç. Canım bizi terk ederse ne yapacağız? Bizimle çok mutlu, terk etmez. Ne kadar mutlu değilim. Şşşt! Sesli konuşma, uyandıracaksın. Affedersin. Ne güzel uyuyor değil mi? Sakın canım bizi terk etme, olur mu? Oğlum benim. Canım.
Alo. Ha, ne? Nasıl olur? Gecenin bu saatinde mi? Tamam tamam geliyorum. Evet, durum ne? Bir sapık hasta bakıcıyı öldürmüş. Nasıl yapmış? Boğazında iki sivri delik var. Anlaşılan makasla bitirmiş işini. Peki nöbetçi polis? Pencereden kaçmış. Bu ne anlama geliyor? Ne anlama geldiğini bilemiyorum. Ama bu kesik gazeteyi hastanede buldum. Evet. O kesilen kısımda çocuk ve yeni ailesinin resimleri vardı. Geç kalmadan gidelim. Vahşet bu. Çocuk sapığın elinde. 2 haftalık mutluluk böylece noktalandı. Durumu merkeze bildirdim efendim. Eğer çocuk elindeyse yavrunun işi bitik. Çocuğu öldürmeden bulmalıyız o sapığı. Tabii ki geç kalmadıysak. Umarım. Nereden başlayalım komiserim? Nereden mi? Bulunduğumuz çevreden. Yağmur geliyor. Sen aramaya başla. Ben ekibi bekleyeceğim. Sonra birkaç koldan birden harekete geçeriz. Beni sık sık ara. Bütün gece yağmurun altında dolaştım. Sapığın izine rastlayamadım komiserim. Ben de öyle. Ben ekibimle aramaya devam edeceğim. Ya ben? Biraz uyumalısın. Bu durumda uyku düşünülür mü komiserim? Öyleyse sen kendi yöntemlerinle çalış. Nereleri arayacağını bilirsin. İrtibatı kesmeyelim.
Minik kuşum benim. Demek soğuktan buraya sığındın. Gene gürlemeye başladın. Sakın yağma. Yağma. Yağmura kanat açmışsın minik kuşum. Neden ayrıldın yuvandan kuşum? Neden? Başlama. Uyandırma kuşumu. Sessiz ol. Görüyorsun nasıl da mışıl mışıl uyuyor. Gel, seni yuvana götüreceğim. Gel, yuvana götüreceğim. Uyu benim minik kuşum. Sıcak, sımsıcak yuvandasın. Senin için yarın masmavi bir gök doğacak. Uçabileceksin alabildiğine, çırpacaksın kanatlarını çığlık çığlığa. Kıskanacak gök maviye uçtukça derinliklerine. Uyu benim minik kuşum, uyu. Kimse yerinden kıpırdamasın. Bakın, içkilerden başka kimseye bir şey yapmadık biz. Ya evet, yapmadık. Eli yüzü yanık bir sapık ve yanında bir çocuk arıyorum. Gördünüz mü? Yok, görmedik. Güzel. Dur. Tamam, ateş etme. Şaka yaptım, şaka. Kalk, aç ceketini. Otur. Sen de otur. Otur. Bakın, buraya bizden başka kimse uğramaz. Bir de bu beyaz uğramış. Bu konu narkotik şubeyi ilgilendirir. Ateş yükselmeye başladı. Uyandın ha? Şaşırdın değil mi? Tanımadığın bir ihtiyarla nerede olduğunu merak ediyorsun. Korkacak bir durum yok. Sen soğuk altında bana sığınan küçük bir kuşsun. Burası senin evin. Dilediğin kadar bende kalabilirsin yavrum. Ben doktorum, bir profesör, hem de ordinarius. Yarın sana yeni giysiler alırım. Yeter ki bana arkadaş ol. Uzun zamandır yalnızım. Yıllar oluyor ki bir arkadaşın dostluğuna ihtiyacım var. Canım. Canım. Minik kuşum. Kuşum, arkadaşım. Böylesine çaresizliğe düşmemiştim. Mesleğimizin güç yanı da bu ya. Ne yapmamız gerekiyor komiserim? Arayacağız. Nereleri? En kuytu yerleri. Sapık ancak böyle yerlerde barınır. Komiserim, bana güç geliyor ama düşündüklerimi söylemeden edemeyeceğim. Sapık çocuğu yakaladıysa boşuna koşturuyoruz. Ben varsayımlarla yola çıkmam. Aramadığımız kuytu yerler kaldı mı? Tekrar arayacağız. Ortada ne ceset var ne de canlı. İkisinden birini bulmamız gerek.
Bulacağız da. Ha, benim mini kuşum uyanmış. Ama ateşi hala düşmemiş. Ateşin düşmesi için bu ıhlamuru içmelisin. Akşama bir şeyin kalmayacak. Ancak bu ıhlamuru içmek koşuluyla. Tabii kahvaltıda. Hayret, hiç konuşmuyor. Eh, ne yapalım? Dili olmasa da canlı ya. Bu da bana yeter. Canlı bir arkadaş. Ne güzel bir arkadaş. Aramalarımızın hiçbiri sonuç vermedi. Evet. Bu yavru bulunmalı. Gecelerim onu düşünmekle geçiyor. Ekip olarak biz de uykuyu unuttuk artık. En az senin kadar çaresiziz. Hoşça kal. Güle güle. İbn Amma da delindi. Kuşumun ateşi iyice yükseldi. Baba. Evet, evet, hemen bekliyorum doktor. Sağ olun. Gene mi sen? Nedir bu yaptığın? Nedir ha? Nedir bu yaptığın? Görmüyor musun? Minik kuşum ateşler içinde. Boşuna çakıp durma. Beni korkutamazsın. Yeter, parlayıp durma. Sen de dur artık Yağmur. Kes artık. Yağmur'a devam edersen doktorayı bulamaz. O zaman benim minik kuşum ötmez olur. Biliyorum, sana teşekkür borçluyum. Sen olmasaydın şu anda yapayalnızdı. Ama gönderdiğin mini kuş öylesine hasta ki ateşi bir türlü düşmüyor. Lütfen dur. Yağmur'a devam edersen doktor gelmekten vazgeçebilir. Beni korkutucu zannediyorsan aldanıyorsun. Pekala. İstediğin gibi hareket et. Sana yalvarmakla hata ettim. Onurumu ayaklar altına aldım. Sana yalvarmamalıydım. Devam et. Ya, 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 ya bildiğin kadar, ya. Teşekkür ederim. Minik kuşum adına da teşekkür ederim. Bu doktor olmalı. Buyurun. Hasta burada. Baba, baba. Arkadaşım nasıl? Arkadaşınız? Torunum yani, ama biz arkadaş gibiyiz. Bu ilaçları hemen aldırın. Ona iyi bak ihtiyar. İhtiyar senin babandır. İlaçlar etkisini göstermeye başladı. Kimsiniz? Konuşuyorsun. Gerçek mi bu? Kimsin? Neredeyim ben? Nerede olacaksın? Evindesin. Bana gelince sersem bir ihtiyarım.
Gece sana bir hayli ilaç verdim. Akşama doktor gene gelecek. İki güne kalmaz ayaktasın. İş bulma kurumuna telefon ettim. İyi bir ahçıyla sana hizmet edecek bir bakıcı gelecek. Hiçbir şey anlamadın değil mi? Nasıl geldim buraya? O gönderdi. Bugün hava çok güzel. Seni bahçeye çıkaracağım. Acaba doğru mu geldi dersin ha? Buradaki adres doğru mu acaba efendim? Bu kadar doğru bir adres olamaz. Benim eşim efendim. Bunlar da eşimle benim bonservislerimiz. Tamam tamam. Ahçı olanınız hemen mutfağa geçsin. Hemen. Minik kuşum açım diye ötüyor. Demek ki işe alındık efendim. Elbette. Maaş durumunda görüşsek mi efendim? Tamam tamam. Dolgun bir maaşla işe başlayabilirsiniz. Minik kuşumu iyi beslerseniz göbeğin daha bir gelişir, adın Bay Göbeğe çıkar. Kendinize bir oda seçin. Ancak hemen mutfağa. Kuş çok acıktı. Kuş kurtuldu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Minik kuşum benim. Yut. Sıkı bir bakıma alındın. Yut yut. Ne verirlerse yut. Birer aylıklarınızı peşin veriyorum. Eğer çalışmalarınızı beğenirsem her ay yeni zamlarla karşılaşabilirsiniz. Eğilmek yok. Emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Bu eğilme hastalığı da nereden çıktı? Nedir bu eğilmeler? Her alanda eğilme. Ülke kamburlar diyarına döndü. Yarın özel bir ziyafet verilecek. Kuşumun iyileşmesi şerefine. Sabahleyin ne gerekiyorsa yapın. Peki efendim. Şampanyayı da unutma. Başlıyor efendim. Anlaşıldı. Bunlar eğilmekten kurtulamayacak. Yaşamak ne güzel şeymiş. Artık yalnız değilim. Bundan böyle soğuk kış gecelerini kafeslerde geçirmeyeceğim. Gökyüzünü dalga dalga örten beyaz bulutları parmaklıklardan seyretmeyeceğim. İstediğimde uzanabileceğim gök maviliklerine, kuşumla birlikte doyarcasına kucaklayacağız dünyanın tüm güzelliklerini. Bir daha bırakmamacasına. Bırakmamacasına. Kafessiz kuşların şerefine. Kafes bizlere göre değil minik kuşum. Biz kuşlar alabildiğine özgürüzdür. Hiçbir kafes biz kuşları uzun zaman mahkum edemez. Yırtar parçalarız pençelerimizde en yıkılmaz bilinen kafesleri. Doğanın kollarında süzülürüz. Bir o yana, bir bu yana. Sarp kayalardır bizim mekanımız. Sonsuz mutluluğa.
Siz kimsiniz? Bu evin sahibi. Şair, sen hastanede olmalıydın. Burada ne işin var? Doktor, geçiyordum da şöyle bir uğrayayım dedim. Elbiselerin tam sana göreymiş. Akıl hastasıdır. İzine çıkacağımı duymuş olmalı ki gelip yerleşmiş. Benim tedavim altında. Bu evi çok iyi bilir. Evin anahtarının hastanedeki odamdan nasıl kaybolduğunu şimdi anladım. Kaçak şair. Benim elbiselerimi giymiş anne. Önemli değil oğlum. Hemen gelin. Yoksa siz de mi hastaneden kaçtınız? Hayır efendim. Biz iş bulma kurumundan gönderildik. Konservisimizi görmek ister miydiniz? Gerek acaba? Yok. Oyunun böyle bitmesini istemezdim. Sana yalan söyledim. Bunu yapmamalıydım. Bana yağmurla gelen mini kuşumu kırmamalıydım. Affet beni. Yıllardır ilk kez elime geçen fırsatı süslemek istedim. Çiçeklerle örmek istedim. Bugüne kadar senin gibi bana yakın biri olmadı. Yıllarımı kafesler içinde geçirdim. Seni tanıyınca bir daha oraya dönmeyeceğimi sandım. Ne tatlı bir düştü. Bitmesini hiç istemezdim. Ama bitirdiler beni kuşum. Bitirdiler. Yeniden döneceğim kafesimle, hep seninle beraber yaşayacağım. Yaşama gücü ve hasretime güç katacağım. Sen içimde yaşadıkça kafesler saray olur bana. Umarım beni affedersin. Yaptığım bu kötü şaka seni kırmasın. Bir akıl hastasının yaptıkları seni üzmesin. Sen küçük bir kuşsun. Yıllarca mutluluğa kanat açacaksın. Ama ben... ben kırık kanatlı kart bir kuşum. Kırık kanatlarla uçamam. Bir süre senin kanatlarınla uçtum. Ama buna artık hakkım yok. Ben kafesime... sense sonsuz uçuşlarına hazır olmalısın. Yeter! Yeter! Sus! Affet! Üzgünüm. Artık gitme zamanı geldi de geçti bile. Çekmecenizdeki paraların bir kısmını kullandım. Bunun için sizlerden özür dilerim. Vurmayın, vurmayın. Hey ihtiyar! Sen tanıdığım en sevimli ihtiyarsın. Seni unutmayacağım. Bundan böyle hep senin için uçacağım. Beklenmeyen olay karşısında doğrusu pek şaşırdım. Seni evden çıkarken görmedik bile. Seni tanıyoruz. Biraz geç kaldık ama hatırladık. 2 gün önceki gazetelerde resmini gördük. Polis amcaların her yerde seni arıyorlar.
Kocam kayıp çocuk bürosuna telefon etti. Az sonra seni almaya gelecekler. Hadi eve gidelim. Aha, bak sen ne zaman döndünüz? Az önce. Tatil nasıl geçti? Bir harikaydı canım. Aha, biz bu yaz eve tıkıldık kaldık canım. Bütün Akdeniz kıyısını dolaştık tam bir ay. Ne güzel yerler, anlatmakla bitmez. O güzellikleri görmek için mutlaka gitmelisin. Aha, biz o güzellikleri ancak başkalarından dinliyoruz. Hasretiz vallahi. Aman Nerimancı. O güneşin batışını bir görsen, deniz kıpkızıl bir tabloya dönüşüyor. İşte o zaman at kendini o doyumsuz kızılığa. Bir an olsun insanın o güzellik içinde ölesi geliyor. Sus, sus, biraz daha anlatırsan bu akşam bizimkinin bir tarafını kırarım. Üzme kendini. Seneye birlikte gideriz. Ben gidiyorum, sonra konuşuruz. Yarın ayrıca sana çaya gelirim. Beklerim hayatım, daha anlatacak çok şeyim var. Oo, günlerce bitmez. Bekliyorum. Oldu, güle güle, görüşürüz. Çocuk? Çocuk, neredesin? Aman, herhalde içeri gir. Az öncesine kadar buradaymış komiserim. Birden yok olmuş. Çocuk olduğu kesin mi? Gazetede çıkan resimleri gösterdim, oymuş. Akşam olmak üzere. Nereye gitmiş olabilir yavrucak? En azından yaşadığını öğrendik. Bu da bir gelişme. Demek sapığın elinden kurtulmuş. Öyle olma. Bundan sonrasına bakalım. Hadi gel gidelim. Evin yok mu senin? Kaçak değil mi? Benim gibi. Sabahın bu saatinde evinde olman gerekmez mi? Ya sizin? Evet, benim de olmam gerekir. Neden değilsiniz? Sen yalnızlık nedir bilir misin çocuk? Denizde kaybolmak gibi değil mi? Beni utandırıyorsun çocuk. Evinden neden kaçtın? Evdekilerden baskı mı görüyorsun? Pekala, konuşmayabilirsin. Bize gidelim mi? Önce bir kahvaltı yaparız. Bir güzel uyuduktan sonra da seni evine götürürüm. Ne dersin? Tamam mı, anlaştık mı? Akşama da annenin kollarındasın. Senin gibi bir çocuğum olsaydı belki farklı bir yaşantım olurdu. Neden yapmadın? İstemiyorlar küçüğüm, istemiyorlar. Benim yalnızca para kazanan bir et parçası olarak kalmamı istiyorlar. Yaşamın mutlu yanları vardır. Eğer o mutluluğu yakalayamazsan yaşam gece karanlığına döner. Biz şehre göç etmeden köyde bir sevdiğim vardı. Bilsen nasıl da mutluydum.
Konuşmalarım seni sıkıyorsa geçmişimi dinlemek zorunda değilsin. Dinlemeyi severim. Babam sevdiğim adamdan 200 bin lira başlık istedi. Oysa o da bizim kadar yoksuldu. Avuç içi kadar bir tarlası vardı. Ama babam diretti de diretti. Bir ara sevdiğime kaçmayı bile düşündüm. Kaçmadığıma öyle de pişmanım ki. Babamın gözü hep şehirdeydi. Sonunda o da gerçekleşti. Şehirde zor günler geçirdik. İş bulmak çok zordu. Babam hamallık yapıyordu. Ben de zengin dul bir kadının evinde hizmetçilik yapmaya başladım. Evin hanımının birçok erkek arkadaşı vardı. Bir akşam hanımın iki erkek arkadaşı geldi. Birisini ilk defa tanıyordum. Sinemacıymış. Adam beni pek güzel buldu. Beni filmlerde oynatmak için söz verdi. İlk içkimi o gece tattım. Sıkıldıysan devam etmeyeyim. Sonra? Kendime geldiğimde şafak sökmüştü. Yabancı bir odada, yabancı bir erkekle aynı yatağı paylaşmıştık. Sinemacı dayı beni satmıştı. Hadi canım, üzülme. Ne yapalım, olan olmuştu. Büyük şehrin lokması da acı olur. Ben de payıma düşeni yemiş oldum böylece. Neyse, boş ver. Hadi gel bakalım banyoya. Yüzündeki çukurluk niye oldu? Bıçak darbesiyle. Beni bu sabah sahile götüren bu iz işte. Birlikte olduğum adam kazandığım bütün parayı elimden alır. Sabahlara kadar kumar oynar. Hep kaybeder. Her kaybedişin acısını benden çıkarır. Etimle beslediğim bu alçak beni günden güne eritip yok ediyor. Kendinden daha güçlü bir belalıyla karşılaşıncaya kadar bana rahat yüzüyor. Uyuma zamanın geldi artık. Çocuğun bu çevrede olduğunu biliyorum. Buraya gelmeyi bir düşünebilse. Eğer olay gecesi yeni bir şoka girdiyse burayı bulmayı düşünemez. Peki sapık neden çocuğu öldürmek için harekete geçti? Sapık son durumdan çocuğu sorumlu tutuyorum. Ben de o kanadayım. Siz ne dersiniz? Eğer varsayımlarınız doğruysa sapık şu anda sizin yaptığınızı yapıyordur. Anlayamam. O da sizin gibi çocuğun peşinde. Peki her tarafı yanık birinin saklanmaktan başka bir seçeneği var mıdır sizce? Yok. Biz gene de önlem almış durumdayız. Sapığın gidebileceği tüm kuytu ve ıssız yerleri denetlemekteyiz. Bu kabus ne zaman sona erecek? Zamana bağlı. İzninizle. Biz aramalarımıza devam edelim. Başarılar. Yarın hafta sonu ne yapacaksınız? Her hafta sonu olduğu gibi evime gideceğim. Sizi evinize ben götürebilir miyim? Neden olmasın? Almaya geleceğim. Güle güle. Dün gece işe gitmemişsin. Kiminleydin? Neredeydin? Kimseyle değildim. Deniz kenarında gezindim. Sana kaç kere söyledim iş yerinden başka bir yere gitmeyeceksin diye? Kaç kere söyledim? Yapmayın. Bu da kim? Bir çocuk. Çık dışarı. Sözümü dinleyeceksin, tamam mı? Kalk hadi işine. Ağlama yavrum. Ben alıştım artık. Bu benim yaşamımın bir parçası. Bu sabah keşke çıkmasaydın karşıma. Şu anda suların derinliklerinde acı çekmiyor olacaktım.
Sana meyve getireyim. Al canım. Hadi ye ama. Bu durumda hiçbir yere gidemez. Sırtında yırtık pijamayla sokağa çıkılmaz. Onu aldırma. Sana dokunmaz. Biraz sonra kumar oynamaya gider. Evde yalnız olacaksın. Bir isteğin var mı? Yarın seni eve götüreceğim. Annene babana kavuşacaksın. Çabuk dönerim ben. Hey, niye buradasın ha? O kadın kafadan çatlaktır oğlum. Sokakta kedi köpek ne görürse toplar getirir. Hadi bakalım geldiğin yere. Bir dakika. Al bakalım. Al. Buna muz derler. Bir daha bulamazsın. Hadi defol. Sen ne arıyorsun buralarda? Söyle. Bir şeyin yok ya. Sen vurulmuşsun müdür amca. Senin durumun nasıl çocuk? Ben önemli değilim müdür amca. Senin için çok ama çok üzülmüştüm. Sapın elinden kurtulduğunu polis amcalarından öğrenince çok sevinmiştim. Seni çok sevmiştim yavrum. Ben de müdür amca. Küçüğüm. Yavrum. Zaman yitirmeden bir polis amcana git. Sokaklarda perişan olma. Sen benim tanıdığım en harika çocuksun. Sana bir şey olmasını istemem. Seni çok seviyorum. Seni burada yalnız bırakamam. Hayır, sakın ölme. Sanırım burası benim son durağım. Kalkmayı ne kadar çok isterdim. Seninle birlikte olmayı ne kadar isterdim bir bilsen. Ama bunu yapacak gücüm yok. Biliyor musun? Ben bugün bir dilekçeyle emekli oldum yavrum. Ya. Ben artık emekli oldum yavrum. Emekli oldum. Evime gidiyordum.
çocuklarımla, torunlarımla birlikte yaşayacağım günlere düşlemiştim. Yavrum, ağlama. Ağlama yavrum. O güzel gözlerin bir emekli için gözyaşı dökmesin. Ben hep ağlarım müdür amca. Müdür amca. Senin ölmene dayanamam. Benim canım, yavrum. Polis amcaların her yerde seni arıyorlar. Yetiştirme yurdu buraya çok yakın. Yurda git, polis amcalarına kavuş. Onlar seni her türlü tehlikeden korurlar. Birlikte gideceğiz. Ben gidemeyecek kadar yorgunum yavrum. Komiser amcana birlikte balığa gidemeyeceğimizi söyle. Üzüntümü söyle komiser amcana yavrum. Müdür amca kalk. Yurda beraber gideceğiz. Seni seviyorum müdür amca. Müdür amca. Müdür amca. Kalk. 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 Umarım fazla bekletme. Pek sayılmaz. İmdat! Yardım edin! Polis amca! Yıllık iznimi kullanmaya karar verdim. Ne zaman? Sizin okul tatile girince. Ben okul tatilinde yabancı dil öğrenmeye başlayacağım. Ben de. İmdat! Demek yabancı dil öğrenmeye kararlısınız. Polis koleji mezunuyum. İmdat! Yardım edin! İngilizcem iyidir. Bir de başka dil öğrensem yararlı. Ben Çince öğrenmek istiyorum. Desenize 50 yıl bekleyeceğiz bu gidişle. Polis amca! İmdat! Kurtarın beni! Gel buraya! Polis amca! Aman tanrım! Gel çocuğum! Bırak beni! Bırak dedim! İmdat! Kurtarın! İşimiz bu sefer gerçekten. Ne olursun böyle konuşma. Çocuk şu anda sapığın elinde. Neler söylüyorsun? Ne yazık ki doğru. Hangi bölgedesiniz? Gel buraya. Bırak beni. Sakin. Yavrum. Sakin bırak ol. Beni diyorum. Yavrum. Bırak sana yavrum. Neden bir şey yapmıyorsun? Harekete geçtiğimiz anda çocuğun başını gövdesinden ayırır. Bu gibi durumlarda duygusallığa yer yok. Anlasana sakin olmalıyız. Tren gelecek. Gelmesi lazım. O zaman. Kurtarın beni. Öleceksin. Çocuk! Ah yavrum! Sakin ol. Kurtarın! Senin yüzünden oldu hepsi. Senin yüzünden. Öleceksin, öleceksin. Gelecektir, gelecek. Sen öleceksin hepsi. Senin yüzünden hepsi. Birlikte öleceğiz. Birlikte. Ne yapmak istiyor? Tren bekliyor.
Trenin gelmesini bekleyeceğiz. Öneriniz nedir komiserim? Polis korucunda görmüş olduğun eğitimi bana kanıtlaman gerek. Hem de en önemlisini. Nişancılıkta ustalığımı yitirmediysem... Ne demek istediğinizi anladım komiserim. Çocuk, seni öldüreceğim çocuk. Allah kahretsin. İkimiz de birlikte öleceğiz. Şansın açık olsun çocuk. Geber! Canım.